Ay oğlum yesene, tridin çıkmış zaten. Anne. Hadi hadi hadi. 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 Koşulur herhalde. Hadi. Hadi sen ye ye. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba kızım. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum sizi. Cebin nerede acaba? Cep numarasından ulaşmaya çalıştım kaç defa. Gelip bir de size sormak istedim. Ben de bilmiyorum. Ben sadece ona bana yaptıklarından ötürü teşekkür etmek istiyorum. Yani beni şöyle ara sıra arıyor ama ben de nerede olduğunu bilmiyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben de epey sizin başınızı ağrıttım. Lütfen beni affedin. Çok kötü bir dönemden geçiyordum. Estağfurullah kızım. Bana gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim. Arada bir uğrayabilir miyim size? Yani tabii sizin için bir mahsuru yoksa. Gel tabii, tabii gel. Peki, görüşmek üzere. Güle güle yavrum, güle güle. Yazık değil mi oğlum kıza? Niye kaçıyorsun herkesten? Bak annem. Biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Hı? O yüzden ne Nil'le ne de başkasına nerede olduğumu söylemek yok. Peki ama oğlum. Neden saklanıyorsun herkesten? Yani sen suçlu musun ki böyle saklanıyorsun? Herkes için böylesi daha iyi anne. Neyse. Hadi sen yap kahvaltını, düşünme bunları. Kardeşim hoş geldin. Ersin'im ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah. Ne haber kardeşim? Sağ ol. Bana bak. Sen zayıfladın mı? Sen de başlama lan annem gibi. Çok bekletmedim değil mi? Yok kardeşim, biz de yeni gelmiştik zaten. Hem İstanbul'un bu bembeyaz halini seyretmek çok keyifli. Biz de böyle kuytu köşede buluşuyoruz ama durumu biliyorsunuz. Feyyaz'ım, geçen anneme para vermişsin. Ya oğlum saçmalama ya. Feride teyze benim de annem sayılır. Al şunu al. Senin de bir yığın borcun var lan, bilmiyor muyum sanki? Cemil, ne kadar kalacaksın kardeşim? Birkaç işim var Ersin. Onları hallettikten sonra döneceğim. Hemen kaçacaksın yani. Kaçmayıp ne yapayım? Yalnız benim arabaya ihtiyacım var. Al kardeşim. Eyvallah. İşim bitince getiririm. Araba itin olsun senin. Abi ben çok özledim bu adamı ya. Ben de özlüyorum.
Niye bu kadar üzgünsün İffet? Niye? Sırf sen mutlu ol diye gitmedim mi ben? Yemekten önce küçük bir sürprizim var. Ha öyle mi? İffet. Merhaba, hoş geldin hayatım. Ben evde çok sıkıldım, dolaşmaya çıkmıştım. Sonra da yanına uğrarım diye. Ne kadar iyi yaptın. Biz de yemeğe gidiyoruz. Gelsene bizle. Ben programınızı engellemeyeyim. Ben, ne demek İffet? Hadi gel. Hadi İffet, lütfen. Peki. Yemekten önceki sürprizin buymuş. Evet. Çok sevdiğim eski bir arkadaşım bu sergiyi açtı. Resimleri görünce çok beğendim. Senin de... Yani sizin de beğeneceğinizi düşündüm. Evet, gerçekten. Bütün resimler çok güzel. Ama bu biraz daha değişik, çok enteresan. En çok bunu sevdim. Ben bu tabloyu gör görmez vurulmuştum. İffet, sen ne düşünüyorsun? Hangisini en çok sevdin? Yani bence hepsi güzel. Bence aslında bu tabloyu biraz daha uzaktan. Sen de acı çekiyorsun benim gibi. Sen de yalnızsın. Geçmişe dönmek istiyorsun. Bak, ne yaparsak yapalım bitmiyor işte. Hiçbir zaman da bitmeyecek. İffet. Ne oldu hayatım? Sıkıldın mı sen? Sıkıldıysan gel hadi yemeğe gidelim. Hı? Yasemin. İffet biraz sıkıldı, hadi yemeğe gidelim. Tamam. Real Banco. Üst mü oynasam acaba? Usta erken bitirmişsin işini. Zaten bitmiş bir iş ya. Ben uzatıyorum. Kardeşim bira var, içer misin? Yok Bersin. İçmişim. Usta sen iyice değişmişsin. Her şey için sağ ol Ersin. Anneme uğrayacağım, oradan da yola çıkarım ben. Arabanın anahtarlarını koydum buraya. Abi, yetmedi mi? Yeter artık, vazgeç şu inadından. Aylardır evde yoksun, eve dön. Bak herkesin hayat yoluna girdi nasıl olsa. O kız, Nil, tedavi olmuş. İffet de kocasıyla barışmış. Benim için her şey bitmedi ama Ersin. İffet olmayınca İstanbul'da olmuyor işte. Hadi eyvallah.
işe müdahale etmenin zamanı geldi. Alo. Burada ineyim. Emin misin hayatım? Evet, evet. Biraz hava alırım, biraz yürürüm. Oradan da babamlara geçerim. Belki sen de akşam yemeğe gelirsin. Hava biraz soğuk ama yine de sen bilirsin. Gelmeye çalışacağım. Emek için teşekkürler. Rica ederim. Hadi. Efendim baba. Ha kızım. Konuş şu Nimet'le, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Niye, ne oldu? Daha ne olsun kızım. Okuldan öğretmeni beni aradı. Dersleri kötüymüş. Bir de kopya çekmiş. Notları kötüymüş. Ders dinlemiyormuş. Daha bir sürü şey söyledi. Beni okula çağırdı. Konuş şu Nimet'le. Ne oluyor bu kızım? Tamam baba, ben akşam uğrayacaktım zaten. Konuşurum Nimet'le. Tamam kızım. Kulaklarını çek gerekirse. Yoksa ben kulaklarının tavana asacağım. Baba sakin ol. Gidiyorum ben şimdi, merak etme. Geldin mi oğlum? Geldim anam, geldim. Sana alışveriş yaptım biraz. Varsa gideyim alayım hemen annem. Ah. Senden başka eksiğim yok evladım. Gitme canım. Burada bir iş bu. Ah be anacığım. Bunları ben daha kaç kere konuşacağım seninle? Cemil, ben iyi değilim. Merak etme sen. Ben bir hafta 10 güne yine gelirim senin yanına. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun lan? Hoş geldin abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Nezir de. Ne bu hal? Abi dün biz burada yokken olaylar olmuş. Ocağa basmışlar. Kim basmış? Bana da şoförler anlattı. Burayı almak isteyenler varmış. Arif Bey de satmak istemiyormuş. Buraya gelmişler. Arif Bey'i tehdit etmişler. Silahlar falan çekilmiş. Ortalık karışmış. Bir şey olmuş mu bari? Yok, bir şey olmamış. Ama yarın tekrar geleceğiz demişler. Bize ne nezir bunun? Kendi aralarındaki mesele. Onlar çözsün. Ben çalışmaya çıkıyorum.
açmıyor bu kadın telefonu ya? Alo. Ersin, ne haber koçum? İyidir abi, senden? Ersin ya, annem aklıma takıldı. Ben dönerken kötüyüm falandı demişti bana. Şimdi arıyorum da telefonunu açmıyor. Sana zahmet olmazsa bakar mısın koçum ben? Sana anahtarı bırakmıştım kardeşim. Tabii kardeşim. Hemen üzerimi değiştirip çıkıyorum. Eyvallah kardeşim. Aman Ersin, haberdar et beni. Merak ediyorum ben. Ocağa giderken yolda gördüm. Kanlar içinde yatıyordu, buraya getirmemi söyledi. Abi ben sana söyledim tek başına gitme diye. Doktoru çağır çabuk. Kimse gördü mü seni? Bu adamlar manyak. Sana da bulaşmasınlar. Bana bir şey olmaz. Kimse de görmedi. Sağ ol kardeş. Sen git istersen. Sağ ol. Ama bu mevzudan kimseye bahsetme. Cemil. Nil, senin ne işin var burada?